Değerli takipçilerim, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım, hayırlı sabahlarınız olsun. Ben köpüşlerime şöyle bir kilo süt vardı. Onu bir de patatesli, yumurtalı patates yemeği vardı. Bir tane köfte vardı, kıymalı, etli. Onu şöyle ayırdım. Bir de bunun içine şimdi ekmek basacağım canlarım. Sütü, patatesli yumurtayı karıştırdım. Köpüşlerimi yemeğe hazır. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben yumurta pişirdim. Bulaşığı yıkayacağım canlarım. Şöyle bakın burada ne var? Bu çöp. Ekmek ufağı basın bunun içine. Ondan sonra köpüşlerime bunu veririm canlarım. Düdüklümü de yerine koyacağım. Ayhan'la Serkan da dışarıda hoparlörlerini deniyorlar. Bir de onlara bakalım. Sevgili takipçilerim, köpeklerimin yemeğini verdim geldim. Bir de sularını doldurdum. Hava çok sıcak, yanıyordu bugün yine. Dünya Allah'tan biraz rüzgar esiyor. Siz ne örüyorsunuz ya? Yo. Biz mi? Kiraz deniyoruz. Ayhan babasının almış olduğu hoparlörleri deniyor arkadaşlar. Hoparlörü çoğaltıyor. Zaten çoğaldı ama evde iki tane ezine kullanıyoruz. Hemen daha fazla. Ses çok çıkıyor. Burada da var, görüyorsunuz. Eksik. Altı tane hoparlör mü var Ayhan? Hadi bakalım. Ben de şöyle sofralarım vardı. Onları toplayayım canlar. Hava sıcak. Hemen kurumuşlar zaten. Sofralarımı ayrı attıydım makineye. İbrahim'in yüzme leğeni de orada duruyor. Ayhan'ı dinleyelim bari. Biraz sonra başlatsın. Ayhan'ın kendi yaptığı müziklerden başladı Elmas. Ben de bugün evler temizlemeyeceğim arkadaşlar. Evlerim temiz. Serkan Aksaray'a gidecekmiş. Ben de gideyim diyorum. İlkay bacım orada bir çay için, bir kahve için gelin. Bir bakalım ne iş görüyorlar. Hepsi alalım mı şimdi? Evet. Ayhan bunu başlarda dursun, ben sofralarımı toplayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sofralarımı topladım canlarım. Şimdi bunları katlayacağım. Mutfağımı da bayağı toparladım. Ayhan da hala cihazlarını kontrol ediyor. Şöyle birazcık bazlama koydum. İlkay bacıma çayın yanında içsinler. Rahmi falan seviyor. Bulaşıklarımı yıkadım, hallettim. Yarısını bulaşık makinama koydum. Yarısını elimde yıkadım canlarım. Tavayı kaldırdım. Düdüklüğü yerine koydum. Buraları sildim. Masam silinecek. Masamı da sildim canlarım. Tertemiz oldu. Şimdi sofralarımı katlayayım. Ondan sonra üzerimi giyeyim. Aksaray yolcusu kalmasın. Sevgili takipçilerimiz, ben üzerimi değiştirdim. Hazırım. Aksaray yolcusu kalmasın. Ayhan da burada malzemelerini deniyor. O gitmiyor. İbrahim, ben, Serkan gidiyor. Aksaray'da görüşürüz o zaman. Güzeller içinde bir seni seçtim. Güzeller içinde bir seni seçtim. Yandım onlar yandı, yandım onlar.
Yandım Allah yandım benim. Seviyorum diyerek yandırma benim. Derin uykularda yandırma benim. Görüyorsunuz bizim Türkiye'miz bu şekilde. Küçücük kamyonu nasıl yüklemişler? He, küçücük kamyonu iki şekilde yüklemiş. Yolun ikisini de kapatıyor şu an. Ortada gitmek zorunda kalıyor. Yo, tellere falan takılsa. Bak bak zaten takılacak. Yukarı bak yukarı bak bak bak. Gitme arkasından fazla. Yarabbi bunu ne mantığıyla bu şekilde yapıyorlar ben bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum. Şeyi de gördüm. Bir tane video izledim. Buyurun. Adam dörtlüyü doldurmuş arkadaşlar. İlk başta motoru bir öne kırdı, sonra geri gidemeyeceğini fark etti, döndürdü, sonra el frenini çekti. Başta dörtlü döndü, samanla beraber, aynı bu şekil balyaydı. Ondan sonra motor devrildi, Hasan'ın motorundandı. Hatta yazmışlar, burada hata nerede diye. Devrilir tabii, şunu şimdi dengeyi sağlayamaz bu kadar. Hani tile değmesine çok az bir şey kalıyor. Bakın arkadaşlar, Allah'ın gerçekten... Bizim insanımız çok değişik, bak bak bak. Allah korusunuz, yuvada tele değilse onlar hep elektrik, yanar. Saman kamyonu da yanar. Saman. Hani samanı, kamyonu da yanar, kendi de yanar. Sen de saman düşünüyor. Hemen tutar, alev alır diyor. Ha, hemen tutar tabii. Var ya. Vallahi ben anlamam bu insanları ya. Bakın arabaya bakın. Bunu işte şimdi trafik polisine, jandarmaya arayacak. He. Güzelce bir cezayı yazacak buna. Yok, bir şey yapmazlar. Suçsuz insanlara yazarlar, bunlara yazmazlar. Vallahi öyle bir yazarlar ki, neyi yazdım oğlum? Ben annem, bu şekilde nereye kadar gidecek? Vallahi tillere çok az bir şey kalmış, hiç onu bence hiç şeye hesaba koymamışlar. Şunu tranca götürür normalde, biliyor musun? Ağırlığı olmaz ama yine de yer kapladığı için büyük tıra yüklenir bu. Ama Türkiye maalesef şirketleri bile üst üste koyuyorlar. Evet. Hiç bağlantı yok, bir şey yok. Tırlar son gaz girip geliyor. Evet. Allah korusun, ipin biri kopsa o, şirketler yola saçılsa adamları mahvederler arabasını, kendini. Kendilerinin riske attıkları kalmıyor gibi başka şoförleri de riske İnsanlar atıyorlar. Da riske atıyor. Aynen. Bak hele hep ona bakıyorlar. Şu plakasını çekti vallahi trafiği arayıp. Yok, ne yapacağım? 8 ADL 270 tane. İnşallah bizi bu YouTube'dan izlerler. Bir daha böyle hata yapmasınlar. İyi bir şey değil yani. İnsanları riske atıyorlar. Şuna bak. Bak ortada gitmek zorunda kalıyor. Sağa sola gidiyor. Öyle yapalım. Bir balık almayınca
Arkadaşlar Serkan bizi getirdi. Bizi buraya bıraktı. Biz şimdi ablamın evine yürüyerek gidecek canlar. Nasıl sıcak var? Bildiğiniz gibi değil. Gel gidelim daha. Bizim geçen kaldığımız dondurmacı olan iyi. Daha ya orada. Toros dondurma. Evet. İptalim dondurma istiyor. Ona bir dondurma alıp. Çok sıcak hava. Ondan sonra gidelim ablam gibi. Trafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Trafik burada da bayağı bir karışık. Vallahi bu ay kim kime tum tum ayı. Kime nereden çıktığı belirsiz bu ay. Ben şöyle Serkan bizi oraya bırakır ondan sonra sanayiye gider zannediyordum. Siyah poşete koymadıydım, şeffaf poşete koydum. Olsun bağlım. Ey İbrahim, ey İbrahim, ey. Oğullar varsa küçük benim gibi. He. Kaç oynarlarsa. He. Ayrıca bırakın oluyor. Erkekler de. Arabadan anlaşılmıyor. İbrahim oyun diyor. Oyundan bahsediyor. İbrahim'in derdi oyun arkadaşlar. Videonun devamında görüşürüz inşallah. İbrahim dondurmanı afiyet olsun. Pek karışmasın bugün ya. Biz yine aynı dondurmacıya geldik. Toros dondurma. Annesi de varmış bugün. Diyor benim oğlan habersiz çek. Bugün de habersiz çekiyor. Ben de şöyle kakaolu ve limonlu aldım arkadaşlar. Hadi gidelim. İbrahim dondurma yiyor. Onun sonra da su istiyorum diyor. Nasıl hiç anlamadım seninki. Al. Dur iki tane vereyim. Gitmez ona. İter. Bizim koyda itiyor. 3 TL'ye itmiyor burada. İbrahim su istiyor. Biz dondurmamızı yedik arkadaşlar. Ben yedim yani. İbrahim orada arkadaşlarını gördü. PUBG oynayacağım diye yiyemedi. Gerçekten buranın dondurması enfes. Hı? Tamam. Ev yapımı. Kendileri yapıyormuş. Abla, annesi diyor ki keşke önce gelseydin dondurmamız yapılırken de diyor çekerdin diyor. Ben burayı çektikten sonra bayağı bir müşteri gelmiş. Arkadaşlar ben İlker bacıma geldim. Bizim kızlar biraz duygusallaştı. Rahim'im zaten. Kızlar var zaten. Teyze bizim vallahi. Estağfurullah. Ben geliyor. He, Rahim'im de işe gidiyor. Gidiyor ama gönlü bizde. Evet. Ağlattılar beni. He. Canım, canlarım bunlar benim. Yani her hafta bir kere geliyorlardı, alışmıştık o yüzden. Şimdi bugün de yok bugün sen. Hayır, bir yaşımıza kadar daha yeni böyle bir şeyimiz evet. Oldu. Benim de burada arkadaşım çevrem olmadığı için insan zoruna gidiyor yani. Arkadaş gibi oldunuz değil mi? Hem teyze çocukları hem de kardeş. Vallahi. Kardeş bunlar. Hadi gelin. Biz şimdi çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Bahale sulamadığından abla kabaklar ölmüş yazık. Ana. İlker bacımın avarı neyim orada kalmış yazık. Ne ördün Rukuş'um? Kızın yemenisini hemen örtündün iyi. İyi yapmışsın. Abo nasıl sıcak var. Burada bir ev vardı. O evi yıkmışlar arkadaşlar. Galiba buraya da bir daire dikecekler. Apartman aynen. Burada bir kışlık ev vardı. Hatta odun falan kesiyorlardı kış hazırlık. Biz şimdi çarşıya gidiyoruz. Efe. Ağzına tükürdüm rahmet. Aynen hiç yeme gideceğim gibi hissettirdi kendimi. Duygusallık getirdi. Zaten var da. He. Zaten izinim bir ay gitti mi, bir ay kaldı mı adam içerisinde bir dişi hissi çöküyor. Yine de bu kadar gördük bacım birbirimizi. Evet, binlerce kez şükürler olsun. Hani bu sene gerçekten dolu dolu geçti. Hatta bana da duygusallık geldiğince. Dün Serap bacı aramış. Diyor Elmas diyor Rukiye'yle ne güzel vakit geçirdin. Çok mutlu oluyorum ikinizi bir arada görünce diye yazmış. Yani içimizdeki sevgiyi kimse sorgulamasın. Aramızda bazı soğuklar geçiyor ama kimin ne yaşadığını Allah'tan başka kimse bilemez.
Aynen öyle. Et bunlardan hiçbir zaman vazgeçmez. Yani. Mesela yüzecek olsun, uzak kaldık ama içimizi Allah bilir. Ağlama. Sen de benim. Ağlama. Arkadaşlar, burada bir duygu patlaması oldu. Rahime sağ olsun başlattı. Daha devamı da geldi. Zaten içimiz de varmış hepimizin. Abi niye ağlayamadım ama daha geliyor vallahi. Daha geliyor. Vallahi canım benim. Hadi ağlama abi. Sen de ilk ay teyzeme sarıldı ağlam. Biz de Rukiye ablamla ikimiz patlama yaptık. Ağla sen sarıl beni. Çocuğu iyice ağlatmayın. Yok ya. Ağlamam. Kalsa dayanamaz. Şimdi hep beraber çarşıya gidiyor. İlker bacım fazla yürüyemediği için onu zorlamayacak arkadaşlar. Havamın aldığı işaret kullandım. Hiç dinliyorsunuz. Aa, hiç görmedim. Durun hele ikiniz de bir bunları hava bize hediye almış arkadaşlar. Evet. Ben de örtünseydim üçümüz bir örtünürdük. Üç bacı. Örtüm yani, güzel olmuş. Güle güle eskidin inşallah. Yaşa bakalım da aşağı. Hem hafif hem de şöyle yumuşak yumuşak diyelim. Çok güzel olmuş. İlker bacım o renkle çok yakışıyor. He. Hey aşkım. Leylüş. Sen neredesin? Niye hiç seslenmiyor? Leyla da çok sessiz, sakin arkadaşlar. O da içinde yaşıyor bazı sıra olayları. Zaten Leyla'ya yazmışlar. Sıra Leyla hava gibi değil, çok sessiz, sakin. Yok yok. Ben Leyla'yla bir defa baş başa kaldım. Nasıl duygularda yaşadığını biliyorum arkadaşlar. Hiç kimseye hani ön yargılı davranmayalım hiç kimse hakkında. Kimin ne yaşadığı hep içinde, aynen öyle. Herkes dışına atıp da paylaşamıyor yani, yansıtamıyor. Mesela Rukiye ablamla İlkaya bacımı hep soğuk dillerdi. İnsan bir yaşa geldikten sonra bazı duygularını artık dışarı aktarabiliyor. Ağlama. Ağlaşmayın kalan bakımcık. Vallahi bizim hava. Ama sen boyuna gelmişsin. He annem. Normal. 41 yaşındayım mesela. Daha bacılarımızla ilk defa dolu dolu bir vakit geçiriyor. O yüzden bu sene çok mutlusun. Evet. Onun şeysi sana gideceği zaman daha çok şey yapıyor. Daha yani, çok yaptı. Ben sana umudumuz kesip oluyordu. Vurup geliyordum, vurup gidiyorum. Ama seni de şöyle düşünmesi lazım. Geldik mi yine hep beraber olacak. Seneye geldim ben gitmeyeceğim zaten. Leyla gitmeme kararı aldı. Arkadaşlar Leyla'yı demirciye sen getirdin diyenler olmuş bana. İnanın en son hani babalar duyardığı bir söz var ya, en son ben duydum. Benim hiç haddim haberim bile yoktu. Hatta bana İlkay bacım söyledi. Leyla dedi şey isteme şeysi varmış, demirciye isteniyormuş dedi. Bana Rukiye bacım da söylemedi. Leyla yeğenim de söylemedi. Birden oldu. Zaten biz eskiden de konuşuyorduk. Teyze bayramında bir günü kaldı zaten. Benim haberim yok. Teyzem ben yaptım zannediyorlar. Hayır ya, hiç de alakası yok. Teyzeme yüzük değişirken söyledik. Teyze biz Saraf'tayız, haberin olsun. Akşam istememiz var. Gel buyur gel diye. Hatta ben İlker bacımla konuştum. Ondan sonra havam telefonu kapatınca bana telefon açtı. Teyze akşama kız isteme şeyimiz var. Sen de gel diye. Benim öyle haberim oldu canlar. Biz bayramla konuşuyorduk zaten bayağıdan beri. He. Her şeyden 14 Şubat falanıyla konuşuyorduk zaten. Sevgililer günü. He. Tamam. Ne güzel. Zaten tarihi yaşında, de unutulmayacak tarih. 13 yaşından beri de tanıyordum bayramı. Aynen. Biz birbirimize hep şey derdik. Seni mi alacağım benim? Sana mı kaldım diyordum. O da aynısı bana diyordu. Aynen benim demirci anım gibi. Demirci'den ben daha çok küçüktüm arkadaşlar. Bir tane düğün vardı, tanıdığımızın düğünü. Orada da beni görmüşler işte talip olma şeysi gibi. Daha ben 15-16 yaşlarındayım biliyor musun bu arada? Sonra bana dediler işte sana şu şu talip oluyor. Ben dedim ki hiç unutmuyorum. Ben o boklu köye mi kaldım dedim. Ne kadar büyük konuşmuşsun sevgili takipçilerimiz. Bayramla konuşmaya başlamadan önce ben Demirci'ye gelin mi gideceğim ben diyordum. Büyük konuşmuşsun. Şu an 17 senedir. Affedersiniz o boklu köydeyim. Hani o anki duygularım öyle görünmüş demek ki. Aslında Demirci kasabamız
biliyorsunuz ben çok severim. Hani kendi köyümde bir parkı yok. Bizim köyde lüksteydi. Adamlar 101'i var, 101'i var, aynen. 1'i var. Bir de insaniyetler olsun, öf ve adetler olsun. O kadar tutkunlar ki birbirlerine. Ben her zaman dile getiriyorum bunu. Hani 15-16 yaşında çocuksu ruh halimle o şekil düşünmüşsün. Ama büyük konuşmuşsun. Hani bir söz var ya, büyük lokmayı büyük şey söz konuşma diye. Söylediğini yaşamadan ölünmezmiş. Ben de yaşadım, gördüm arkadaşlar. Siz oğlum büyük konuşmayın. Bana hep diyorlar büyük konuşma diye. Teyzem gibi falan hep yan yanaydı ya. Diyordum ya teyze de meleğiyle oynasın. Şununla geçme gidelim. He aynen canlar. Rahim hem sen de ayrılacaksın ya. Hadi buradan ayrılacaksın. Hadi. Ha, tamam. Tamam. Şöyle bir ata kamerayı çek. Havanın o halini kaçırmak istemezdim, kaçırdım. Havanın bir gidişi vardı. Otobüsçü dedik, çel o da geçtim dayı, geçtim diyor. Hadi Rahim'im hayırlı işler. Hadi kolay gelsin. Allah kolaylık versin canım benim. Yaptı sana mı yüzümü? Yok yok yok. Hadi Allah'a emanet ol. Tüküş. Rahme sana diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, çok güzel elbiseler var ama fiyatlar nasıl bilmiyorum. Şunlar falan çok hoşumuş. Şey. Şifon değil mi? Şifon şifon. Acayip güzelmiş. Tam benim istediğim. Kumaşı güzel. Tam benim istediğim bu şey denemiş. Abla şu da Rahmen'in elbisesinin yeşili mi? He. Kahverengisini. Aynen, o yeşili aldım da Rahim'i almadı. Çok güzel yeşilmiş. Bunun adı bombu yeşil mi? Banet mi? Rahim yeşil. Banette. Neye bakıyorsun kıpışlığı? Keş bakalım bacım. Sormaya bakıyorum. Neye bakar? Ama şey Rahim'e şey aldın mı? Ormaya bakarım. Abi biz şundan değiştirelim. Arkadaşlar şu an biz Efor'un oradayız. Bu videomu büyük bir ihtimal yarın paylaşırım canlarım. Buradan bir sürü bizleri tanıyan takipçilerimizi gördüm. Konuştuk. Sevenlerimiz sağ olsun. Allah razı olsun hepsinden. Yandım buna ben. Efe. Efe. Ben ölürsem garip koyun adımı. Aklıma geldi, bak Türk'üm orada gelmediydi. Arkadaşlar balkonda Efe'ye bu Türk'ü söyle, gülme geliyor. Ben içmeyeceğim Leyla'cığım. Efe, bebek ağlıyor, bak hele. Çocuklar, çarşı gideyim. Sade olacak. Aynen. Daim havayla gibi koparak gidiyor, Efe yoldu. Bak, akşam gideceğiz. Serkan ne zaman götürürse beraber gideriz sizinle. Sabah gelirim diyorum, sabah. İyi gelmesin bizimle gidin. Telefon açar söyle. Aynen niye boşa geliyor da? Bir de o gelecek zaten bizim araba boş. Gidiyorum ama sen her an söyle. Tamam. Yandım anne yandım. Evet arkadaşlar biz şu an yine terlikçiye geldik. Bizim meşhur terlikçiye. Gözlü terlikçiye. Hava görüyorsunuz. Konforlu bir terlik almış bugün. Geçenki aldım onu. Bir numara güçün almışsın. Geçenleri de almış. Şey ablalık bu olsa gerek. Leyla elinden almış. Eyvallah. Leyla isteyince. Bu arada Leyla da kendine bunu almış. Biz de Rüküş'üm de zaten geçen hafta bunları aldıydım. Benim fikirleri var. Ben her gün giyiyorum. Ben giymiyorum. Aksaray falan giderken giyiyorum. Çok rahat. Hayırlı uğurlu olsun teyze. Çok sağ ol teyze. Ben de şöyle şey aldım arkadaşlar. Tayt aldım. Yazlık tayt. Hadi İbrahim Efe. Ne oğlum? Kimden mi?
Arkadaşlar, burada çok güzel ayakkabılar var. Fiyatlar da çok güzel. Yürü yürü yürü. Bak kaç tane sevgili takipçilerimiz, biz Aksaray'ın en kalabalık ortamındayız şu an. Görüyorsunuz, millet hep dışarıda çarşı geziyorlar. Hava biraz serinledi. Pek o sıcaklık kalmadı. Hafiften esiyor. Takipçilerimizle burada tanışıyor, konuşuyor. Efe! Abla Efe'nin kalasını şişini örtsün. Kılık mı alacaksınız? Hadi bakalım. Bacım sen oturuyor musun orada? Otur bakalım. Çıkmamış. Yarın uğrasın. Kaçta? Yarın bu saatlerde uğrasan daha iyi olur. Abla en iyisinden doktor istersin. He, ben burada doktordum, çok rahatım. Bak, 2 senedir kullanıyorum. Gel abla. Basıyor, şey olmuyor mu? Git koy. Git de koy. Merhabalar. Çekeyim mi sizi de? Aa, senin ne ya? Şu an kayıttayız. Merhabalar. Merhaba. Sizi takipçiniz. Evet, bildim zaten. Birkaç tane daha denk geldik. Öyle mi? Evet, mutlu oluyorum sizleri görünce. Kızım bir de anne Elmas abla orada diye. Canım benim. Ne dese benim takipçilerim deyip küçük hayranlarım. Öpüşelim mi? Seviyor mu beni? Seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Annem çok seviyor sizi. 7-24 saat size bakıyoruz. Annenize selam olsun. İsmi ne? Dursun Zorlu. Dursun Zorlu ablamıza selam olsun. Allah razı olsun bizleri destekleyip izlediğiniz için. Gördün mü? Yarın paylaşacağım inşallah. Sizleri de çıkarsınız. İnşallah. Kendinize bakarsınız. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. İsmin neydi? Rümeysa. Rümeysa. Bye bye. Bye bye. Ne güzel İbrahim değil mi? Bak hele, burada her şey var. Şey bacım da telefonla kılıf taktırıyor. Evet, plastik kılıfı diyor da cızılmış, şeymiş yani. Efe'ye çok verdiği için evet biraz da. Ben de burada taktırdaydım bu kılıfımı. Şuraya falan yaptı sanki. Güzel, duralım. Gerçekten? Vallahi. Yok. Senin isim ne? Elmas'ın hayatı. Evet. Başlattın mı Leyla? Yok. Hey. Sevgili takipçilerimiz, biz nereye gidersek kendimize abone topluyor. Sağ olsunlar, takip edelim diyorlar. Kardeşlerim destekliyor beni. Evet. Zaten abonelik ücretsiz. Biraz önce Tellikçi kardeşimi de abone yaptık. Bir saniye söyledim. Onu mu abone? He. Evet. İbrahim abone yaptı. Anne. Anne. Önce kaçırdım. İnce bakalım. Kilo oynayalım. Kaçırdım. Şenlisi tamam. Ben kırılmaz şeyim camımı da burada taktırdım bu telefonumu. Bayağı 2 senedir kullanıyorum. En iyisini taktırdım o zaman. Ama 80 liraydı. İnce kaç oldu? O zaman... Şimdi 160. Ha bak 2 kat olmuş. Dükkiye bacımla oturduk. Burayı iyi serinlemiş klimalı yaran. Dükkiye bacım gül orada otursun. Biz de Dükkiye bacımla burada oturalım. Anneni de göster. Durmayı ver. Leyliş. Anneni de göster. Ben de buradayım. Kalkın benim sayıklara. Abi hepsine bir. Oralara dalma fazla ciğerim. Sordu telefonlara dalsın diye. Dayansın diye, kırılmasın diye. Ha. Arkadaşlar eniştem gelmesin diye telefon açtık. Zaten bizim arabamız boş. Ablam bizimle gitsin diye düşündüydüm. Enişteme telefon açtık. O da çarşıya hemen az kalmış. Gelmiş, Aksaray'a gelmiş.
Geliyor bitti. Anne sen çıkın mı? Siz gitmeyince ben ne yapayım? Ya ne çıkalım? Hava da aynı benim gibi stres yaptı yine her zamanki gibi. Anne sardırlansana bana. Yine gidersen aranlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şu an Halktan'a geldik. Taze kahve falan çektirdik. İpler kendine şöyle karıştırdım. Baharat almış. 74 gram. Aynı mı fiyatlarda karıştırdı? Bilmiyorum aynıdır. İnşallah öyledir. Şöyle aşureli buğday falan aldım. Anne. Biz geldik. Şu an Selçuklu Parkı'ndayız. Biraz alışveriş yaptık. Sevgili takipçilerimiz, biz şu an parka oturduk. İbrahim'in şişine bakın hele kulesini uzattı. Kendini mi aldın? Kendini almış, hepsinden karıştırmış. Annem bizim vermiyor diye canının çekiklerini azar azar almış. Yaz, kuş kuzu kadar. 5 TL'lik. Şöyle. Hepsini arkadaşlar ben yine İlkay bacıma aşure yaptıracağım. O yüzden aşurelik şöyle buğdayımı aldım, açıktan aldım bu sefer. Sadece bunu mu aldın? Bunu aldım. Bir de kuş üzümü aldım. Kuş üzümü her tarafta bulamıyoruz. Aynen, burada var ama bak. Bir de fiyatı da 5 TL. Şöyle buğdaylı buğday aldım, aşureli buğday. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çekil de İbrahim gösterdi. Çekil de açık da çıtlar mısınız? Niye? Çıtlar bacını al. Çıtlarım. Alın. Yok. Alın kız. Yok hala çıtlar önden. Alın. Hikayeyi gayrı çıkmıyor. Çekil de kızı al. Al bacım. Çıtlar. Ben yine sizinle yedim valla. Şöyle leblebi aldım canlar. İbrahim'den gözükmüyor ki hiç. İbrahim bir dur oğlum. Leblebi aldım. Bunu da çok seviyor hani şöyle balkonda oturduğumuzda. İnsan canı böyle ağırlık canı istediğinde. Kavurga. Açın mı? Yok annemginin kavurgasını ben de ondan alıyorum. Nohut kavurgası. İkisini karıştırdım. Bak bir beyazlı var bir de şundan vardı. Bak. Bunu seviyorum. Ama bu biraz bayatsız geldi. Şu taze geldi bana. Şöyle taze kahve çektim sıcacık arkadaşlar. 55 TL'lik de kahve aldım. Türk kahvesi. Aksa şey Gulaç'a gittiğim günde şey alacağım. Dibek alacağım. İkisini karıştırıyorum aynı İlker bacım gibi. Şöyle birazcık şey aldım. 60 TL şu görmüş olduğunuz kaju. Ben çok severim bunu. Ne yaptı? Dibek mi? Paketti ama o. Açık mı alıyorsun? Ben çektiriyorum taze. Dibek mi çektiriyorsun? Bizim pakette. Bir de şunu aldım sevgili takipçilerim. Kajun baharatıymış. Bu ne işe yarıyor dedim. Abla dedi bu dedi, patates kızartmalarından acayip lezzet veriyor dedi. İlk defa deneyeceğim. Hiç denemedim. Vallahi, kajun verir mi? He abla. Verir mi kajun? Ama şey fırına kızardıktan sonra da üstüne atıyorlar. Ha, abla verir mi? Normal kızartma zannettim. Onun içine katılmaz. Ben de yaparken. Teşekkür ederim işte arkadaşlar. Nasıl esiyor ya burası? Burayı iyi biliyorsun. Beni buraya yatırsınlar gitsinler bunlar. İlker bacım hep diyorduk ya bana bir yastık üstüne dedi. Ben istemeyeceğim bacı. Rejimde misin? Ben rejimi bozdum ablam geldi. İki gündür bozdum. Ben de diyorum ki ama abla. Ama bugün de tatlıydım. Ablamın aldığı tatlı yiydim. Abla oraya çıktım ama bacı. Pek şey etmedim de. Bizi hiç uyarırlar. İbrahim Dora çıt demiş. Ben çıtım abi. Boydum oraya. Çıttım annem. Çekirdek nasıl tazeymiş? Taze böyle. Vallahi burası sevimli sevgili takipçilerimiz. Bu videonun devamında evde mi oluruz, yolda mı oluruz bilmiyorum. Beklemede kalın, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar, Serkan bizi aldı. Evimize doğru gidiyor. Ablamın da eşi geldi, o götürecek. Normalde onlar da biz götürelim dedik, gelmesin dedik. O da gelmiş. Saat 6 gibi gelirim demiş. Halkta biraz oturduk bazı canlarla. Ablamın alacakları varmış evinde. Onları biz alalım dedi. Benim İlker bacımın evinde bir şeyim yoktu. Serkan beni hemen yol kenarında aldı. Şimdi evimize doğru gidiyor. Evimizde görüşürüz inşallah. Görüşürüz dostlar. Değerli takipçilerim ben evime geldim. Ne kadar gezersem, tozarsam insanın kendi evi gibisi yok. Gelirim anne. Arabamız yolda hararet yaptı canlar. Biraz şeyde durduk. Petrolda. Su neyin döktü Serkan? Ayhan! Yoğurt mu almaya gidiyor? Yoğurt! Tamam. Yoğurt bazlamamız var ya. Arkadaşlar, arabamız yolda hararet yaptı. Ben hemen şöyle üstümü değiştirdim. Şuraya oturacağım canlar. Sizlerle birlikte biraz sohbet edelim. Bugünümüz nasıl geçti? Gayet iyi geçti. Bacı canlar,
dolu dolu bir kürüdü. Geldim hemen üzerimi değiştirdim canlarım. İnsanın gerçekten kendi evi gibisi yok. Nerede gezerse gezsin. Kafayı eve sokmayınca rahatı gelmiyor adamım. Yolda hararet yaptı arabamız. Biraz petrolde durdu. Oradan biraz ilerledik. Serkan tamirci aradı. İşte klimayı falan aç gel. Camları aç gel. Tamirhane ne kadar çabuk içtiysen o kadar iyiymiş herhalde. Sonra az biraz daha yürüdük. Kucun kayaya çıktı da sonra bayırı yine hararet işareti gösterdi. Serkan bu sefer orada yine bekletti arkadaşlar. Yine tamirci aradı. Sonra kovayla su şöyle şişeyle bidonla su doldurduyduk petrolden. Onu döktük ondan demirciye kadar geldi sonra iyi oldu. Bir daha hararet işi yapmadı. Niye yaptı onu da bilmiyor. Evimize geldik. Tavuklarımla İbrahim efendim dıktı. Acıktık canlar. Bugün pek bir şey atıştırmadık. Ablamın orada bir kahve yaptık. Zaten kahvaltı yaptık gittiydik. Gece yaptık kahvaltımızda. Oradan çarşıya çıktık. Biraz bacılarla dolaştık. Parkta oturduk. Çekirdek falan istedik. Güzeldi. Hemen şimdi makarna suyu koydum. Ayhan'ım yoğurt alıp gelecek. Sarımsaklı yoğurtlu makarna yapın diyor. Şöyle biliyorsunuz havalar çok sıcak. Bu aylarda yemek pek gitmiyor. Zaten dolapta yemeğim de var ama makarna karşılayacağım. Ekmeksiz. Ekmek yemeyim diyorum bu saatte. Biraz sonra Ayhan'ım yoğurt getirince yoğurtlu makarnamı da yaparım canlarım sizlerle birlikte. O zaman videomun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar makarnam pişti. Şöyle süzdüm. Arkadaşlar bu makarnada bir tuhaflık var. Geçen de aynısı oldu. Böyle yerken sanki ağzıma bum değiyor gibi. Makarnayı da nerede yaptılar bilmiyorum. İnanın gözünün görmediğini yiyor yani. Gözümüz görmüyor. Pakette iyi mi iyi. Ayhan da şöyle yoğurt aldı geldi. Markette yoğurtlu makarna yapacağım. 77 lira olmuş. Bu. He. 63 liraydı. Yine şöyle koymuş olduğum sarımsağım var. Ayhan öyle göstermiyor. Bakın hiç dolmamış. Derin dondurucudan çıkardım. Bol sarımsaklı mı olsun? Makarna mı? He. Yok fazla olmaz. Bu ya da o olsun. Bence tamam. Olsun. Biter mi? Biter. Çıklağı katı mı? Şu da Ayşe demez. Ayhan çok seviyor onu. Konserveden açtım. Süsledim arkadaşlar. Üzerine birazcık tarçın döküyorum. Birazcık da. Aa tuzu niye attırdım? Sarımsakta zaten vardı tuz. Unuttum. Kafayı. Ben ne bileyim anne. İnşallah tuzlu olmaz. Arkadaşlar normalde bir şey olmaz. Sarımsağı tuz atıp da koyduğum için bayağı bir tuz atıyor. Şöyle alt kısmını tabağımızın yağlayalım. Üstü önemli bizim için. Üstüne de makarnamızı dökelim. Yaz aylarının en hafif yemeği bu. Bu ayda bu gider. Nasıl gider hem de? Acıktık ya. Hmm. Sen de mi bir şey yemedin? Bunun üzerine de yağlayıp dökeceğim. Pul biber atacağım. Biraz pul biber. Gerek var mı da? Yapmayayım mı? Tamam o zaman. Çocuklar istemiyor arkadaşlar. İsteyen yapabilir. Birazcık pul biber. Ondan sonra da üzerine yağ dökebilirsiniz. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Biz bunu bantıda yiyeceğiz sevgili takipçilerimiz. Masrafımızda yiyelim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.